Sevgili Yeliz'i biliyorsunuz, ailesi 4 aydır daha doğrusu zaman zaman telefonla görüşüyorlar ama haber alamıyorlarmış. Daha yüz yüze görüşemiyorlar ve çok hayatlarından endişe ediyorlardı. Ankara'dan geldiler ama aile aslen Trabzonlu biliyorsunuz. Sevgili Ayşe ve kardeşi Bayram bize başvurmuşlardı. Dün Yeliz'i bulmuştuk biz. Bir Ayşe ile Bayram bir gelsinler bakalım. Yeliz de burada. Bakalım kardeşlerin yüzleşmesinde neler olacak? Yeliz bize her şeyi anlattı mı? Balıkesir'den geldi. O da birazdan yayında olacak. Ayşe Bayram gelir misiniz lütfen? Ya Güldal sen mi geldin? Şöyle yapalım. Seni biraz dinlendirelim Güldal'cığım. Ayşe ile Bayram'ı onlarla bir konuşmak istiyorum. Ama sen de bu arada Güldal'da dün hatırlıyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Sevgili Güldal, kocası Tunca Özkan'ın kendisini aldattığını bile bile, geri dönsün istiyor. Evet. Dönsün istiyor musun? Evet. Kararlı mısın? Evet. Emin misin? Evet. Buraya bekliyorum. Buraya bekliyorsun evet. Tuncay'ı. Ben konuşacağım, ilgileneceğim, seni unutmadım. Tamam. Tamam. Kesinlikle öyle. Tamam mı? Biraz sen dinlen. Tamam. Ya seni aldatan, sana şiddet uygulayan bir erkeği neden istiyorsun bir tanem evet, ya? Benim çocukların babası. Ne çocukları? Sen inat mı ediyorsun? Hayır, inat değil. Ya da geçirme problemin mi var? Hayır, ben boşanmak istemiyorum yani. Boşanmak istemiyor. Evet. Çok net yani. Evet. Boşanmak istemiyorum diyor. Yani. Hadi seni biraz dinlendirelim. Ben önce Yeliz'le bir konuşmak istiyorum. O geldi. Tamam. Onu bulduk. Ne tamam. yapıyor, ne ediyor merak ediyorum. Tamam. Arkadaşlar lütfen ilgilenir misiniz? Elimizden geleni yapacağız senin için de. Bakalım. Şimdi Ayşe ve Bayram gelsinler inşallah. Tamam. Buyursunlar. Evet. Sizi beklerken Güldal geldi. Onunla da ilgileneceğim. Merak etmeyin. Bu programı sizin için yapıyorum. Sevgili Ayşe'cim, sevgili Yaşar'cım. Bayram nereden çıktı? Yaşar ya. Sol tarafa alalım sizi lütfen. İki kardeşi. İki kardeş sol tarafa bir otursun. Bak bir şey söyleyeceğim Yaşar. Yeliz'in üzerine hemen gitme. Ama o sana öfkeli biliyorsun. Sen öfkeli neden olduğunu da konuşacağız. Bakacağız abla. Mesele çocuk aslında. Onu daha sonra hepsine geleceğiz. Bakacağız abla. Ama dün ne konuştuk? Yeliz'i nasıl bulduk sevgili Ayşe'cim? Birazdan kardeşim burada geldi. Helal olsun abla. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Dün konuştuklarımızı hatırlayalım mı biraz? Evet. Rica ederim. Bana güvendin. Ben de o güveni başa çıkarmadım. Ay sağ ol bir tanem. Teşekkür ederim aşkım. Hatırlatması girsin. Sonra Yeliz'i alalım hemen. Ben seni çok seviyorum. Allah razı ben dedim ondan başkası yapamaz ya. Yeliz ne zaman, nasıl, nereden kayboldu, nereye gitti? Bir anlatır mısın? Annemin bayramını, Kurban Bayramı'ndan işte birkaç gün sonraydı işte. İnternetten bir oyun üzerinden bir adamla tanışıyor. Tamam. Bu adam artık aralarında ne geçiyor ya da ne konuşuyorlar bilmiyoruz. Bir ay işte bir kısa süre içerisinde. Evet. Bunlar kaçmıyor mu artık gitmiyor mu ne yapıyorlar bilmiyoruz karar veriyorlar. Kurban Bayramı'nda işte 5 gün sonra işte bana bir haber geliyor işte abla küçük kız kardeşimden. İşte abla Yeliz çocuğunu aldı gitti diye. Duyduğumuza göre gittiği son bu adam bu Cevdet denilen adamdan telefonu tamamıyla almış ondan yani. Hiçbir şekilde telefon değişmez. İletişiminiz yok şu anda. Aynen. Yılına başka ne biliyorsunuz Cevdet'le ilgili? Cevdet'le ilgili iyi bir insan ilgili olmadığını biliyoruz. Şimdi sevgili Ayşe'cim. Sana güzel bir haber vereceğim. Bana güvendin. Bu güveni boşa çıkarmıyor. Kardeşini buldum. Yeliz. Evet, Balıkesir'deyim diyeceğim hanım. Cevdet'in yanında mısın peki? Hayır, o şansla herhangi bir işim yok. O zaman neredesin? Yeliz nasıl yok ablacığım, nasıl yok ya? Yok ablam yok. Balıkesir'de kimle kalıyorsun sen? Çalışıyorum ben abla. Ablacığım ne çalışıyorsun? Cevdet nerede? Ya onunla bir işim yok abla ya. Ben onunla geldim gördüm olmadı yani. Ha, yolları ayırdın o zaman Cevdet'le ablacığım, doğru mu? Ablacığım nasıl ayırsın yolları sen? Ya evet, ben anlamıyorum evet. Seni. Peki. Şu an gerçekten beni şok ediyorsun Yeliz. 15 gün önce neredeydin? Cevat'ın akrabası var onun evindeydim. Güvenmediğin bir adamın akrabasına yanına gitmişsin Yeliz. Olacak iş mi? O kadın bir ara buraya geleceksin herhalde değil mi? Evet Didem lütfen. Hanım geleceğim. Vallahi bana güvendiğin için teşekkür ederim. Ben o güveni boşa çıkarmak istemedim. Allah'a şükürler olsun hemen buraya getirdik. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani sen kardeşin daha iyi tanırsın. Bize telefonda söyledikleri çoğu yalan mıydı? Abla bağlananlar olacak göreceksin sen de. Öyle mi? Evet. Dün kardeşime böyle ne olursa olsun dedim ben sarılacağım dedim. Hmm.
Sarılmayabilir mi buraya gelirse sana? Ben bugün düşünmüyorum ablana sarılmayı. Ha öyle mi? Evet düşünmüyorum. Ha, sarılmayacağım. Yok abi sarılmayacağım. Aa, Yaşar sen? Ula ben Temin Cevdet hakkında da konuştum zaten. Cevdet'i daha sonra ben şu anda konumuz Yeliz. Cevdet'e de geleceğiz. Bir şey söylemek istiyorum o konuda. Hani bu işin üzerine ilk geldiğimde de söyledim ben. Ha Yaşar. Ben o adamın hakkında bayağı şeyler öğrendim. Bayağı şeyler biliyorum. Ve şu anda bu işin bu noktaya gelmesi artık bendeki bardağın son tamlasını doldurdu artık. Yani benim amacım onu oradan kurtarmak. Bir şekilde çocuğun başına getirmek. Zaten konuşulacak kendisi de gelsin. Hı hı. Arkadan bağlanacaklar da olacak. O zaman konunun ne olduğu daha da belli olur. Şimdi benden istediğiniz kurtarın dediniz. Kurtardım. Daha ne istiyorsun? Sağ ol ha? Ablacığım çıkacak biz, her şey. Başka şeyler mi olacak? Yok, bilmiyorum yok. Ablacığım. Hayır, biz yanlış şöyle şey anlaşılmasın. Bizim buradan kötü bir niyetimiz yok. Halen de arkasındayız. Hı hı. Ama ve lakin işin diğer boyutu var. Başka şeyler de mi var? Abla dün bir yere bir telefon gitti. Yeliz'in dediği şey... İşte burada siz de şahit oldunuz. Bütün herkes şahit oldu. Ben ablama gelirim dedi. Dün giden, yani telefon giden yerden Yeliz, işte ben ablama gitmeyeceğim, abime de gitmeyeceğim. İşte sadece yayına katılacağım, Didem ablamla konuşup gideceğim demiş. Biraz öfkeli evet. Ama Yeliz niye öfkeli ablam? Neyin öfkesi bu ama? Ben bu bir sefer değil, iki sefer değil, üç sefer değil, beş sefer değil. Bu öfke neyin öfkesi? Ya yani annemin orada ben biraz aranızda sıkıntılar var öyle diyor. Tamam işte abla geldiği zaman bakacağız. Siz de görürsünüz artık. Çünkü sevgili Yaşar bir tane onun oğlu var. Evet doğru. Oğlumu Yaşar abim elimden almaya çalışıyor diyor. Abla bunun çok şayetli yani şayet olan insanlar var. Yani velayet davası açmışsınız. Evet. Açtım abla ben bunu söyledim zaten geldiğimde. Ben velayet davası açtım. Ben o çocuğu da alacağım ondan zaten ki zaten bunlar. Onun çocuğu geçsin. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim abla. Çok da fazla derine girmek istemiyorum. Ama bir çocuğu 11 yaşındaki bir çocuğu. Belki avukat hanım daha iyi bilir. Sokağın ortasında bırakıp giden bir kadına. Dur Yeliz gelsin de. Bir ondan öğrenelim her şeyi. Hemen lütfen kızmayın. Sarılırsınız sarılmazsınız kardeşim. Yok, o sizin bileceğiniz iş. Ama benden Yeliz'i buraya getirmemi bulmamı istediniz. Senin Allah'ım razı olsun. Allah şükür olsun görevimi yaptım. Gelsin bakalım Yeliz. Merak ediyorum ben de. Yeliz hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ablanlarla görüşmeyecek misin? Görüşeceğim. Ha? Bence görüş. Kardeş ya. Sakin. Evet. Kardeş sarılırsın dedim. Dedim mi? Dedim. Dedim. Kardeş sarıl... Yani olmaz ya ayrı düşmemeniz lazım. Hoş geldin. Ay çok tatlı. Ne dedim teşekkür ederim. Ne demek? Otur konuşalım hadi. Hadi seni karşıya almak istiyorum. Gel. Nasılsın Yeliz? İyiyim ablam. Siz? İyi misin? Evet. Gel bakalım. Şu köşeye otur. Baş köşeye otur. Neredesin Yeliz? Seni 4 aydır zaman zaman telefonla konuşuyorsun ama yüzünü görememişler kardeşlerin. Evet Didem Hanım. Yeliz Allah aşkına evden neden kaçtın? Peçete versenize. Bak orada peçete var Yeliz hemen. Sol or tarafta var bir tane. Oğlunu da alıp annelerin yanından, Rize'den niye kaçtın bir tane? Ya Didem Hanım aslında ben uzun zamandır düşünüyordum yani ailemden biraz uzak olmayı. Onlardan biraz uzun zamandır vardı aklımda. Neden uzak kalmak istedin? Ya çünkü sürekli sorunlar oluyordu. Üstüme geliyorlardı daha doğrusu. Sıkıntılar oluyordu. Hangisiydi? Hangi kardeşler mi, annen mi?
Ablan mı? Yok, hayır. Ablamla herhangi asla bir sorunum olmadı bu zamana kadar. Yani abla dedin Ayşe, en büyük Ayşe evet, zaten. Evet, evet. Onunla herhangi bir sorunum asla olmadı. Benim ablam, ben hep söylüyorum, her zaman arkamda oldu. Onunla hiçbir zaman bir sıkıntım olmadı. Ama ben dediğim gibi ne ayrılmak oldu? İstedim. Yani biraz ailemden uzaklaşmak istedim. Sana baskı mı yapıyorlardı? Ya baskı, sorunlar, tartışmalar. Nedir? Ana mesele nedir peki aranızdaki? Sen iki resmi evlilik yapmışsın. Üç tane de dini nikah kıymışsın. Yok, hayır, öyle değil. Öyle değil mi? Öyle dedi Ayşe. Hayır, öyle değil. İki resmi nikahın yok mu? Evet, o doğru ama o üç şey, dini nikah falan öyle bir şey yok. Ayşe dedi. Ayşe hatırlamıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Üç dini nikah yok mu? Hayır. Çünkü dini nikah bile kıyılmadı değil mi ablacığım? Efendim abla? Dini nikah bile kıyılmadı. Hayır abla. Tamam, sayalım. Sayalım Yeliz. Ablacığım, ben buraya seni rezil etmeye çıkmadım. Sadece şu kameraya bak, şu an annem sana bakıyor. Yatakta kafasını ayağa kaldıramadan sana bakıyor. Benim annemin babamın... Ben buraya her ne olursa olsun, ne yaptıysan arkanda durdum. Cümle aleme rezil... Yine arkanda durdum. Senden tek ricam biliyor musun? Kafanı kaldır. Anneme yüzünü göster. Şu an yatakta inim inim inleyen anneme yüzünü göster Yeliz. Sana annem ne yaptı Yeliz? Aç kaldı. Acıkta kaldı. Değil mi Yeliz? Annem bizi nasıl büyüttüğünü sen biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Yengenden, annemden şikayetçi olacakmışsın ablacığım. Didem abla burada. 80 milyon burada. Umrumda değil bak. Senden tek ricam kafanı kaldır anneme bak. Bak anneme. Ben sadece bunu rica edeceğim senden. Burada niyeyiz? Şunu şu anda öğrenelim. Bizim ikimizin burada olmasının sebebi ne Yeliz? Ona geleceğiz de bir aile ilişkilerinizi konuşuruz.